ne mutlu bize ki güzel bir günde güzel bir insanı anmak için bir arada bulunuyoruz. Evet, Ömer Tuğrul İnançer. Bize güzel insanlar dualar ederdi. Derdi ki, evladım, isminle müsemma olasın. Ömer Tuğrul İnançer ismiyle müsemma bir insandı. Şehir şehir dolaştı, televizyonlarda, radyolarda Allah'ın dinini bize anlattı. Arı duru bir Türkçeyle. Musiki şinastı. Belki onun sesindeki o güzel tatlı ahenkte onun da payı vardı. Bizzat musikiyi yaşayan bir insandı. Belki onunla gelmedim ama şu kadarcık da bilinsin, onsuz da gelmedim. Kader böyle günü gelince alacağız ve başımızı gideceğiz. Çünkü bu yangın yerine durmaya değil gitmeye geldik. Bugün kendisini yad etmek için bir araya geldiğimiz gönül sultanlarıyla bir olmaktan, beraber olmaktan geçiyor. Başka türlü değil. Tuğrul Efendi Hocam bir şairin ifadesiyle söyleyeyim, der ki hezar gıpta o devri kadim efendisine, ne kendisi kimseye benzer, ne kimse kendisine. Ha, bu beytin karşılığıydı. Bu beyti bir portre yapacak olsanız, efendi merhumun fotoğrafını koysanız beyt anlaşılır. Böyle bir zat-ı şerifti. Osmanlı bakiyesi zevattan birini görüyor bizim yeni nesilden birisi de, ona soruyor. Diyor ki efendim, sizin dini yaşayışına bak, yaşayışınıza bakıyoruz. Çok zarif, çok latif, nazenin, suhuletle, muhabbetle, güzel bir yaşayışınız var. Fakat biz sizin gibi değiliz diyor. Biraz hoyratız, paçozluklarımız var. Sizin öyle olmanızın, bizim böyle kalmamızın hikmeti nedir? O zat çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki, evladım, siz abdesti kitaptan öğrendiniz. Biz bir büyüğün eline su dökerek öğrendik. Malatya'nın Niyazi Mısri Hazretleri dururken, Fethi Gemuhluoğlu gibi bir gönül sultanı dururken, kayısıyla anılıyor olmasından bendeniz muzdarifim. Kayısı, bırakın ticaret erbabı, şehrin ticari durumunu düşündüğünden dolayı kayısıyla yad etmeye devam etsin ama Malatyalı desin ki ben Niyazi Mısri Sultan'ın hemşehrisiyim. Ben Fethi abi gibi bir adamın hemşehrisiyim. Nereden geldik Fethi abiye? Fethi abi öyle derdi. 72 bin evliya dölü olan mukaddes Anadolu toprağı. Anadolu'yu bundan daha güzel tarif eden bir cümleye rast gelmedim mi? Bir insan vefat ettiği vakit melekler o devirde yaşayan evliya-i kiram mazeratının gönüllerine bakarlarmış. Bu göçenden o gönüllerde bir iz var. Niye? Allah bahane Allah ya. Affetmeye bahane arıyor ya. Seven sevdiğiyle beraber ya. Dostlarının gönlünde göçenden bir iz bulursa onu ona bağışlayıverecek. Bulamazlarsa döner o göçenin kalbine bakarlarmış. Onun gönlünde onlardan bir iz var mı diye. Şimdi biz öyle delikanlı değiliz. Evliya-i Kiram Hazretleri'nin gönlünde kendimizden iz bırakacak kadar delikanlılığımız yok. Maalesef yok. Ama Allah lütfetsin de bizim gönlümüzde onlardan bir iz olsun. Sizlerle bizleri bir araya getiren, şu birlikteliğe vesile olan kent konseyimize, emek veren dostlara, teşrif eden dostlara, dinleme nezaketiniz için, tahammülünüz için, güzel gönlünüz için size teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Eyvallah.